lütfen sakin ol ve abini dinle. Çünkü bilmediğin bazı gerçekleri anlatacak sana. Bu adamla ilgili. Ne gibi? Mesela ismi gibi. Adı Adem değil, Azem'miş. Yani isminden başlamış yalan söylemeye. Çünkü yıllarca hapis yatmış, sabıkalı bir kişi kendisi. Suçu neymiş peki? Karısını öldürmüş. Adem hocamız iş başvurusu için geldi. Sözel dersler. Adem. Hocamızın adı Adem. Ya yani akılda tutması çok zor bir isim de değil yani. İnternette sizinle ilgili hiçbir şey yok. Yani Çağda bunu nasıl başardınız? Çağda hala önemsiz biri olmak mümkün. Siz aslında çok başarılı bir öğretmensiniz. Niye bu kadar erken emekli oldunuz? Peki sizin çocuklarınız, onlar neden bu kadar uzaktır? Bunun hakkında konuşmayı sevmiyorsun. Yok, sevmiyorum. Çünkü hatırlaması ve anlatması güzel hatıralarım yok. Yani ben iyi biriyim. Ama hatıralarım kötü. İnsanlar sadece güzel anıları paylaşmaz ki. Belki de hoşuma gider benimle paylaşmanız. Emin olun. Benimkiler hoşunuza gitmez. Keşke sen söyleseydin.
daha önce? Aslında cümleye bir giriş yaptım ama... hayatın zamanlaması bizimkine hiç uymaz. Öyle değil mi? Kötüler önce davrandı yani. Kötü değiller. Kötü olmak için fazla haklı bu insanlar. Önce küçük bir yalan söyledim. Sonra o kocaman bir yalanı... yaşamaya ve herkese yaşatmaya başladım. Boşuna yalan söylemedin. Bir gerekçen vardı. Şimdi de o gerekçeyi herkes öğrendi. Evet. Gerçek ortaya çıktı. Ne gerçeği be? Onların da şu anda inandığı bir yalan değil mi? Öyle ama yani. Sonuçta bu iğrenç yükten kurtulmuş olmanın verdiği bir hafiflik hissi de geliyor insana. İnsan ne garip. Tıpkı o uyuşukluk hali gibi. Yani vurulduktan sonra hissedilen o sızı. Vurulduktan sonra ama. Yorgancı'dan 100.000 aldık. Kamuran abiden 50.000 aldık. Etti 150.000. Bu bizim 100.000'imizi yedi, bitirdi, batırdı. Şimdi 100.000, 50.000'imiz kaldı. Zahir'den 100.000 aldı. Heh. Yıldız, Allah aşkına gitmişim. Muhatabeyi başka yerde yap ya. Kankacığım, işler karıştı yalnız, onu söyleyeyim. Kimden ne aldık, kime ne borcumuz var, bilmemiz lazım bunları. O zaman ben notere gideyim. Halamla hesap edeyim. Benden uzakta yap da nereye gidersen git Yıldız ya. Bu rakam duydun mu? Benim karnım ağrıyor ilkokuldan beri ya. Ama kankacığım bak. Ne şey ya? Sevemedim. Şu kızlar. Şu matematik olayını ya. Siz niye beni beklemiyorsunuz? Uyanamadın çünkü bir türlü. Ya uyumadım dün gece. Sen geç bakayım şöyle. Geç geç otur. Zerre, senin kafan mı iyiydi dün gece? Yoo. Aklın başındaydı yani. Evet, başındaydı. Hala da öyle. Ne dediğini hatırlıyorsun yani. Ya hatırlıyorum tabii, kaç saat geçti ki? Ciddiydin yani. Bence en doğrusu bu. Yani diyelim... biz bir adam tuttuk, bu işi bitirdik. Yani ilk seni yakalarlar Dilber. Yani polis yakalamasa Zahir'in kardeşleri peşini bırakmaz. İllaki öldürürler. Sen beni çamurun içinden çıkardın Dilber. Adam sıfatına koydun. Kimse benim suratıma bakmıyordu. Sen ablalık ettin, iş verdin. Hem sen bizim ekmek paramızsın. Sen hapse girersen biz acıdan ölürüz. Bu yüzden en doğrusu benim yapmam. Sen, yani siz içeride bakarsınız bana. Zahir'in kardeşleri de seni değil, beni alsın belliler. Ben de alkollüydük,
münakaşa ettik. Sıktım bir tane derim. En mantıklısı bu. Yani bence. Ya bir de borçla harçla bir dünya para bulduk. O da cebimizde kalır. Tamam ya. Ne? Al sana ciger. Gidecek başka yer bulamadım. Bulamadım. Çok da kötü fikir değil aslında. Nasıl buldunuz beni? Anla işte Ciger. Sen daha bizden kaçamıyorsun. Reyaz Kurudal'dan nasıl kaçacaksın? Kardeşlerimin beni takip ettiğini düşünemedim. Biz de kardeşimizin bize bunları yapacağını düşünemezdik Necmi. Necmi. Bir kendine gel, hızlıca kafanı toparla. Bize bir yardımcı ol. Ne yapalım? Reyaz arayıp duruyor. Bence aleyhineyi teslim edelim. Sen de ortalıktan kaybol bir süreliğine. Hı? Olabilir. Yani biz de bu sırada düşünürüz, taşınırız. Ne yapacağız, ne edeceğiz? En azından bize biraz zaman kazandırır. Konuşsana oğlum. Aleyna'yı veremeyiz. Ya Necmi, delirtecek misin? Çünkü sen burada değil. Ne demek burada değil? Nerede? Bilmiyorum. Gitmiş. Geldiğimde burada değildi. Bence sen bize yalan söylüyorsun da. Keşke yalan olsaydı.
Vedalaşmak için geldim. Seninle ve Ayça'yla. Ayça'yı bir daha görmeyeceksin. Şey, hayatımda hiçbir şey, hiçbir insan beni senin kadar hayal kırıklığına uğratmadı. Çok yalancı insan tanıdım. Ama hepsinin aslında yalancı olduklarını önceden anlamıştım. Belki kendime itiraf etmemiştim. Ben sezmiştim gerçeği. Ama sen... insansın. O kadar yumuşacık, fısıldar gibi, o kadar içten bir şekilde yalan söyleyebilirim. Bir katil. Üstelik kendi karısını öldürmüş bir katil. O yumuşak bakışlarının arkasına nasıl saklayabildin bunu? Haklısın. Haklı olmak ne güzel. Ben hariç herkesin haklı olduğu bir dünyada bana şaşırmak, benden nefret etmek ne güzel, ne konforlu bir şey herkes için. Tıpkı başına taş düşmemiş bir insanın yer çekiminin ne olduğunu tam anlayamaması gibi. Bir insan hayatta herkesten, her şeyden daha fazla sevdiği bir insanı gerçekten öldürmüşse
hiçbir yumuşak bakış saklayamaz. Hocam. Hocam. Nasılsın Hatice? Siz nasılsınız hocam? Şimdi siz gidiyor musunuz yani? Gitmem de bir sorun yok. Gelmem hataydı zaten. Hocam. Üzülmem. Kendine iyi bak. Azem, çay. İstemem, sağ ol kızım. Sence kim bu adam? Hangi adam? Takip ettiğin adam. Hani sık sık otele gelen. Biraz konuştuk kendisiyle. Önce şikayetçi gibiydi. Sonra birden tavrı değişti. İyi mi acaba? Bilmiyorum. Yanlış anlamış, delinin biri herhalde. Ben neden bir adamı takip edeyim ki? Evet. İşte benim de kafamı kurcalayan soru bu.
sen bu adamı niye takip edesin ki? Saçma. Adam plakanı da almış. Nasıl yaptı bunu acaba? Bilmiyorum. Beni iş bekler. Ben gideyim. İyi işler. Tamam, evet. Haberleşiriz. Tamam. Nedir? Bu adamı durdurmam lazım. Evet. Ben aslında bir denedim ama pek başarılı olmadı. Nasıl yani? Mesaj attım ona ben. Yani gizli numaradan. Mesaj. Nasıl bir mesaj? Şey işte. Çocukların peşini bırak, sen bir katilsin falan. Böyle mi? Böyle mi yazdın gerçekten? Evet. Ya ne yaptın bunu ya? Ya bunu yapınca ne geçti eline? Ya Nehir, çok sarsılmıştın sen, tamam mı? Korktum ben de o an, görüşürsün falan diye. Hem belki dedim anlar, peşini bırakır. Tam tersi. Tam tersi, bu onu daha da... Evet, özür dilerim, tamam mı? Çok aptalca bir şey oldu. Evet Sedef, çok haklısın. Gerçekten aptalca, yani çok aptalca. Selam. Selam. Evet, nedir program? Yine bugün hangi sıkıcı düğün işleriyle uğraşıyoruz? Elbise provası dahil toplam 18 kalem iş saydım ben. Şiş. 18 de sana ait değil canım. Senin neyin var? Annen. Annen yine muhteşem bir konuşmayla başladı güne yani. Ne diyor? Benim bu adamı durdurmam lazım. Hangi adamı? Hangi adamı olacak Arcan ya? Babam olacak adamı. Ya Nehir, sana 1000 defa söyledim. Sabah benim afyonum patlamadan bana sorunla gelme dedi. Gibi geçiyor günüm, neyini anlamıyorsun? Öf. Ne yapacaksın? Zerre şaşırtmaya devam ediyordu. Ama hatırladım. Bu çocukta neyi sevdiğimi hatırladım kanka. Aa. Yani vakti zamanında. Kalbi temizdi zibidinin. Selam. Gel gel. Biz de tam seni övüyorduk. Beni mi övüyordunuz? Hayatta inanmam. Vallahi bak. Hatta Yıldız övüyordu. Hele Yıldız. Katiyen yapmaz. Hadi canım, ne zaman güzel bir şey yapmışsın da ben beğenmemişim. Doğru, hep yanlış yaptığım için. Neyse. Bizim bir plan yapmamız lazım değil mi? Bu iş için yani. Doğru. Plansız adam öldürülmez Zerri. Yıldız, şöyle açık açık konuşma ya. Ne bileyim ben, korkuyorum işte. Saçma sapan konuşuyor. Ben diyorum ki... Hı. Orada da böyle haybeden bir tartışma çıkarayım. İşte alkollüydük, münakaşa ettik. Anama sövdü. Ben de sıktım diye orada halledeyim bu işi yani. Ama o vakte kadar çok iyi davranmamız lazım ki anlamasın. Özellikle de sen Dilber. Hı. Nerede yapacaksın yani? Burada otelde mi? Olmaz mı burada? Hiç güzel olmaz bence. Bu işin güzel yapıldığı bir yer mi var Yıldız? Hayır, bence de burada olmasın yani. O ayrı da. Nerede yapacağız? Ayrıca ben diyorum ki gideyim bir anamı babamı göreyim. Yani onları da çaktırmadan böyle son bir vedalaşayım. Bir de yeni yeğenim oldu, onu göreyim filan. Senelerce yokum çünkü artık.
Ne yapıyorsun lan sen burada? Ha, dalmışım Zahir abi. Heh. Ne güzel şaka yaptın abi öyle ya. Keyfim yerinde İzzet. Keyfim yerinde oldu mu dayanamam şaka yapar. Beni tanıyanlar bilir. Bak, ömrümün sebebi. Barışmışız, yuvamızı kurtarmışız. Canım. Sen keyifli olmayayım da kim keyifli olsun? Ha? Maşallah. Ha? Maşallah abi. Allah nazarlardan saklasın. Kaza bela vermesin. Amin. Herkes çay? Evet. Ben bir kahve içerim. Kahve abi. Tabii abi. Yanaş bakalım. Ah. Nasılsın benim karım? Canım. İyiyim. Sen nasılsın? Hala inanamıyorum. Neye? Ben herkese söylerdim. Göreceksiniz Dilber'le barışacağım derdim. Dedim. Neden dedim? Neden? Çünkü bizim aramızda büyük bir sevda var. Evet. Benim karım hırçındır, asabidir. Ama kocasını sever. Hassız mıyım? Tabii. Şimdi ben diyorum ki yarın avukata gidelim. Şu boşanmayacağımıza dair olan imzaları atalım. Bitsin gitsin kurtulalım şu işten. Bizim özel meselemiz. Biz bunu sonra konuşalım. Ha, doğru doğru. Ben arkadaşlar aileden diye şey yaptım. Doğru. Yoksa sonra konuşmak benim en sevdiğim bir şeyiz. Sonra bir daha konuşalım. Zahir abim, canım benim. Ya çok teşekkür ederiz. Zerre söyledi. Dükkan için para vermişsin. Ya ne önemi var? Elbette. De ne o iş? Bir bahsedin bakalım. Zerre biraz bahsetti ama ben... Yani şimdi film şurasında bir de ortağız, öyle değil mi? Zahir abim, şöyle bir şey. Nail bar. Nail tırnak demek. El, ayak, tırnak biliyorsun ki. El, ayak bakım merkezi. Millet parayı kırmış, geçirmiş. Biz de neden açmayalım dedik. Yaparız, ederiz. Becerikliyiz. Güzel. Yani. İzzet, kahveyi getir oğlum. Güzel. Çok güzel. Geldi abi. Ya İzzet. Of çocuğum. Onur abi. Afiyet olsun. Hocam müsait misiniz? Gel otur gel. Hocam bu otelde kötü şeyler oluyor. Daha kötü şeyler de olacak. Hani vardır ya öyle bir söz. Kötü günler geride kaldı, berbat günler başlıyor diye. Aynen ondan hocam. Sade de gel İzzet. Hocam bunlar Zahir'i öldürme planı yapıyorlar. Konuşurlarken duydum. Bugün yarın bir şey yapacaklar. Bir şey demeyecek misiniz hocam? Ne diyeyim İzzet? Bütün dünyanın dertlerini ben çözemem ki. Herkes hayatını mahvetme özgürlüğüne sahip. Hocam Dilber aslında barışmadı. Rol yapıyor, amacı başka. Ben ne yapabilirim? Ben daha kendi dertlerini çözemeyen... Hala banyosuz bir odada yaşayan, çaresiz bir adamdan başka neyim ki? Öyle demeyin hocam. Siz gelmeden önce, yani hayatımıza girmeden önce burası öylesine ucuz bir oteldi işte. Ama siz gelince konuştunuz bizimle. Siz bize bir çeşit baba olunca biz de bir çeşit aile olduk. Şimdi ailenin başı beladayken
Hocam siz bana ne diyecek bir adam değilsiniz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne olur. Kusura bakmayın hocam. Rahatsız ettim. İyi istirahatlar. Peki boyunuzu yer misiniz? Yok abi, sağ ol. Biraz oduna benziyor diye haksızlık edilen gıdalarımızdan biri. Oysa faydaları saymakla bitmez. Öyle değil mi? Ama sen de yemiyorsun. Çünkü sen faydalı şeyleri yapmayı seven bir insan değilsin. Doğrudur abi işte. Cahillik demek ki. Kocanların nasıl? Çok iyi. Sonunda şey oldu yani. Barıştık gibi bir şey oldu. Dün öldürmeyi düşünüyordun. Ya ben öyle bir ara sinirlendim ama sonra konuştuk, anlaştık. Ne de olsa eşim yani. Evimin direği falan yani. Seviyorsun yani. Yani. Hoca ne oldu? Ayrıldık abi biz. Bitti o iş. Ben de kocama döndüm. Her şey düzeldi yani. Dilber, ben birisi yalan söylediğinde nasıl oluyor da hemen anlıyorum biliyor musun? Nasıl anlıyorsun? Ben de bilmiyorum. Bin yıldır yalancılarla çalışıyorum. O yüzdendir diye düşünüyorum. Doğrudur. Yani çünkü kaypak bir piyasa tabii. Şimdi gelsen bir değişiklik yap ve bana doğruyu söyle. Bu barışma ayakları falan neyin peşindesin? Ben neyin peşinde olacağım abi? Bir güzel bir hayat, huzurlu bir... Dilber, kiralık ev arar gibi herkese kiralık katil soruyorsun. Sonra da barışmaktan bahsediyorsun. Ve ikisini de bulamıyorum. Bak, seni hiç iyi görmüyorum. Bir manyaklık peşinde değilsin değil mi? Şey abi, Dilber'in sırası geliyor da. Ha bu arada abi, ben bunları yemedim. Şöyle bırakayım, zayi olmaz. Yemezsin tabii. Faydalı şeyleri sevmiyorsunuz ki. Neden? Çünkü malsınız. Abi şey diyeceğim. Yıkılın karşıma. Dilber. Söyle abi. Manyaklaşma. Şimdi gönlünce gül yârim,
ahı var gözyaşımın. Yokluğuna alıştı gönül, fakat ya tükendine mi? Kalpte sevda karası var, sanarlar kömür. Kusuruma bakmayıpsan, kusurumu kapatsaydın, aşkımı ölümüne bak, toprak atsaydın. Zerre, içmelen bu kadar. Yok ya, çok şey yapmıyor. Zerre, sen hareket yapacak mısın bu işi? Başka bir çare varsa söyle, onu yapayım. Ne bileyim, bence sen adam vuracak biri değilsin yani. Ben öyle biri değilim zaten Yıldız. Mecbur kalmış biriydim. Daha önce böyle bir şey yaptı mıydın? Yani bir iki bıçaklama falan. Ya sonuçta biz de Etiler'de büyümedik. Ya yapmasında bir şey yok. Ama yapması çok uzun. Ne kadar verirler? Ne bileyim. Sen beni artık unut Yıldız. Yani ben bir yola giriyorum. Sen de benden kurtulmuş olursun. Zaten çok da sevmiyordun. Unutman kolay olur yani. Tam seviyordum. Adın Zerre. Neyse, beni böyle konuşturma şimdi. Sahneye çıkıp göbek atacağım zaten. Ne yapacağım? Biz de böyle insanlarız işte. Bir yandan göbek atıyoruz, bir yandan içimiz kan ağlıyor. Neyse, sonuçta elimi tuttum. Bu da bir şey. Versenize oğlum, öldük lan. İyi misin? Ya Dilber, sen demiyor musun birine iyi misin deyince? Anladım. Bu gece de otelde kalamayız. Her gece uyutacak değiliz ya hayvanı. Anama gideriz zaten. Ev yemeği falan da yeriz. Yeriz. Beyaz Bey, hoş geldiniz. Nasılsın Cihan? İyiyim abi. Siz nasılsınız? Şaka yapıyorsun değil mi? Niye abi? Aynı kadın tarafından iki defa aldatıldım. Nasıl olayım sence? Kimin şakası lan bu benim başıma gelen? İçimdeki son merhamet kırıntısını da buruna harcadım. Ve ben de artık acıma duygusundan eser kalmadı Cihancığım. Şu anda ben kendimden korkuyorum biliyor musun? Ben artık herkesin canını yakabilirim. Sevdiklerimin bile.
Nedir? Bulamadınız mı onları? Bulamadık. Ama bulacağız. Necmi'nin babasıyla da görüştüm. Her yere haber saldık. Bulunmaları an meselesi. Cihan. Cihan. 24 saat içerisinde o ikisini bana getireceksin. Ben önce güzel bir konuşma yapacağım onlara. Sonra sana bir silah vereceğim. Ve sen kafalarına sıkacaksın. Ha. Sen onları bulamazsan ya da bulmazsan bildiğim bütün itfaiyelere haber ver. Çünkü ben bu şehri yakacağım. Yarın mutlaka görüşmemiz lazım ablacığım. Konum atacağım. Kendi sorunlarımla uğraşmaktan seninle yeterince... Yani... Seninle böyle tekrardan abla kardeş olmak. Ben o kadar mutluyum ki Özgür. Nasıl? Konuşalım istiyorum günlerce. Anlat bana. Neler yaşadın? Nasıl baş ettin hayatla? Yaşadığımız onca şeyle. Ben de çok merak ediyorum. Neler yaptın? Nasıl bulaştın bu madde işlerine? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Ama... önce halletmemiz gereken önemli bir şey var. Şeyle ilgili. Azem Yüce Dağ. Ne yapmamız lazım? Otele gelip duruyor. Ya bütün her şey bozabilir. Onu durdurmanın bir yolunu bulmamız lazım. Hani diyorum acaba başka çaremiz yok çünkü. Sen mi konuşsan? Ne diyeyim? Görüştüğümüzü söyle. Onu görmek istemediğimizi söyle. Ya düşsün artık yakamızdan ya. Ya bıraksın peşimizi. Biz bu adam yüzünden daha ne kadar acı çekeceğiz? Ablan, bak. Biliyorum. Ben de aynı durumdaydım. Durumdayım. Ama bu adam benim için çok şey yaptı. Hayatını tehlikeye attı. Kaç kere... Açıkçası ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Senin için birçok şey yapmış olması... annemizi öldürdüğü gerçeğini değiştirir mi? Birkaç gün sonra gidiyorum. Nereye? Loje. Yani düğünden önce halletmem gereken bir ton işi var. Tabii ya. Diyeceksin değil mi? Ablamın düğününe gelmez miyim? Davetiyem de var kocaman.
Biliyorsun değil mi? Yarın annemin. Biliyorum. Bilmez miyim? Önce onu alacağım. Ondan sonra gideceğim. Seninle ilgili her şeyi halledeceğim. Gelişin, kalacağın yer. Tamam. Tamam. Birlikte gideriz. Anneme yani. Çok sevinirim. Evet. İyi misin canım? Ben de hiç uyumadım biliyor musun? Yani nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ha? Ve biz nasıl adının bile gerçek olmadığını anlayamadık bunca zaman. Yani aslında başından beri anlattıklarında hep bir boşluk vardı. Ama ben bir aptal gibi kafamda bu duruma bir gizem oyununa dönüştürdüm. Onu çözmeye çalışmak, bu salak kafamla onun sessizliğine kendimce gerekçeler bulmak. Ve bütün bunların sonunda Talip Salacağ'ın haklı çıkması. Oh. Peki Ayça, işini ne yapacağız? Ne? Ders saati. Sınava da 3 gün kaldı bu arada. Evet. Anlatacak mısın? Nasıl yapayım Sibel? Yani böyle bir şey bir çocuğa nasıl anlatılır ki? Canım. Hoca gelmeden önce keşke asitli bir şeyler getirseydin. Olmaz. Kızar bana sonra. Hoca hiç kızmaz ki. Sadece böyle yavaş yavaş konuşur. Ayçacığım, asit insanlara çok zararlıdır der. saat geçiyor bu arada. Nerede kaldı? Bilmem. Trafiğe takılmıştır belki de. Olabilir. Ne yapıyor? Hocayı soruyor. Tamam canım. Aşkım. Ayça'cığım. Hocam bugün gelemeyecekmiş. Neden? İşleri varmış. İşleriyle ilgili herhalde. Tamam. Ben dışarı çıkabilir miyim o zaman? Tabii. Sen hazırsın değil mi? Sınava yani. Merak etme anne. Ayrıca ben istediğim okulu kazanamazsam okul beni kaybeder. Ne demek bu şimdi? Hocamın lafı. Sen okulu kazanma, okul seni kazansın demişti. Güzelmiş. Anne ben artık çocuk değilim, bunun farkındasın değil mi? Niye öyle söyledin şimdi? Hadi hadi. Anneciğim görüyorum her şeyi ben. Ve çok seviniyorum. Ben her şeyimi anlatıyorum sana. Ama sen hiç öyle yapmıyorsun. Ne öğrenmek istersin? Siz aşık mı oldunuz birbirinize? Hocamla.
Hacer'im biz bunu daha sonra konuşalım mı? Hı? Anlatacaksın ama. Anlatacağım. Söz. Tamam. Çıkıyorum o zaman. Bay bay. Bay bay. Niye yemiyorsun oğlum? Abi iştahım yok ya. Neyin var? Bir şeyim yok. Mal gibi bakıyorsun da. Yok abi şey ya. Para kaybettim ya. Kızlara da mahcup oldum falan. Onu düşünüyorum ben. Sen kızlara boş ver. Ben seni... Oğlum sen benim verdiğim parayla nasıl bahis oynuyorsun lan? Senin verdiğin parayla değil ya. Biz onu yorgan... Hı. Neyse ya. Hey benim verdiğim para değilse tamam. Kızlar nerede kaldı? Yıldız'da kaldı abi. Dilber, konsa başladığından beri işler tıkırında öyle değil mi? Aynen abi. Maşallah. Diyorum ki... Önümüzdeki yaz... arabayı değiştirelim. Olur abi, yakışır. Aslında ikinci çocuğu da istiyorum da... işte Dilber çalışamaz diye biraz tırsıyorum. Nereden baksan 2 yıl evde kalacak. Çocuk yapalım derken batacağız lan. İzzet! Ben dükkana gidiyorum. Görüşürüz. Buyur abi. İzzet, benim bütün eşyaları... Dilber'in odaya taşı, tamam mı yavrum? Karı koca ayrı yaşar mı lan? Caiz değil. Birlikte yaşayalım artık. Tamam abi, ben önce bir Dilber ablaya sorsam olur mu? Konuşma oğlum. Sen benden yediğin dayağı hatırlıyor musun? Ha? Hatırlıyorum abi. Hatırlıyorsun değil mi canım? Hatırlıyorum abi. Benim keyfim yerinde İzzet. Bilim, benim canımı sıkma. Yok abi. Söyledim ya. Hı? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun? Yememişim. İştahım yok ya. Ye. Lavaboyu falan şuraya. O insanlıktakine aynısı işte. Patron koltuğunu da şuraya koyarız, otururuz oraya. Hep biz başkasına çalıştık canım. Nedir yani? Başkası da bize çalışsın. Kirası da çok güzel. Kankacığım. Hemen çalışmaya başlayalım ki borçlarımızı ödeyelim, değil mi? Koltuğumuza otururuz, herkese emirler veririz. Oğlum, bir çay getir. Oğlum, bir yoğurt getir falan. Niye getirdin ki beni buraya? Kanka, ben düşünüp duruyorum. Ne olur yapmayalım biz öyle bir şey. Bak, dükkanımızı açalım. Zahir'i bu zamana kadar idare ettik. Şimdi de ederiz gene bir şekilde. Nasıl bir şekilde? Ne bileyim. Ama sadece Zahir'i değil. Herkesi. Zerre'yi yakıyoruz kanka. Gencecik oğlan hapislerde mi çürüsün? Ben ondan bir şey istemedim ki. O kendisi talip oldu. Ondan demiyorum. Ama yani bir çıkar bir yol değil bu. Başka bir çare bulalım. Ne bileyim. Polise gidelim gene. İşe yaramıyor işte, görmüyor musun Yıldız ya? Başka çare olsa ben deli miyim?
Ben vicdansız mıyım yakayım Zerre'yi? Hem ben size demiyor muyum başından beri karışmayın? Herkes kafasına göre takılsın. Yesin içsin eğlensin ya. Herkes yer içer hesabı ben öderim demiyor muyum Yıldız? Ya kanka! Kanka! Canım! Kankacığım! Kanka yoruldum ya. Çok yoruldum ya. Ya kimse de demiyor ki bu Dilber'e yazık değil mi diye ya. Vallahi bittim ya. Bunu aldım. Ne oldu gülüm ya? Niye ağlıyorsun sen? Neyse derdin söyle de derman olalım. Bana mı diyor lan bu? Vallahi hanginize diyeceğimi şaşırdım. İkiniz de taş gibisiniz. Selam. De otur otur Rasulma. Yok hocam ben çıkıyordum zaten. Ha çıkıyorsun diye kalktın. Yok size saygımdan kalktım da aynı zamanda da çıkıyordum. Biraz konuşsa mıydık? Ne konuda hocam? Zerre, bu otelin duvarları çok ince. Herkes her şeyi duyuyor. Ne duydunuz ki hocam? Numara yapma Zerre. Zaten beceremiyorsun. Ne numarası hocam? Ben anlamıyorum yani. Bir şey yok. Ben gitmem lazım. Ben geç kaldım zaten. Ben şey yapayım. Akşam şey yaparız hocam. Gece veyahut onu şey yaparız hocam. Gece veyahut. Hocam sizce yapabilir mi? Yani Zerre bir insanı öldürebilir mi? Hiç katile benzemiyor da. Vallahi İzzetciğim. Hapishanede tanıdığım katillerin çoğu hiç katile benzemiyordu. Aa. Oo. Selam. Kimler gelmiş? Ben de seni arayacaktım. Gene bilmem ulaşabilecek miydim ama. Ben o zaman hiç uzatmadan çayı getiriyorum. Nasıl? Güzel. Güzel. Aynısı hocam gördünüz mü? Böyle güzel. Çok... Tamam. Evet, tamam. Tamam. Oturmaz mısın? Şey için arayacaktım. Annenin doğum günü. Geldi çattı belki bir şeyler yapardık. Ya da ya yaparız beraber diye. Evet hayırdır sen? Sen buralar. Ben de seninle konuşmaya geldim. Bir konu var da. Hı. Konuş. Nedir konu? Şeyle ilgili. Ablamla. İlgili. Ablanla ilgili. Dinliyorum. Can kulağıyla. Biz... Şey... Bazı şeyleri konuşması neden bu kadar zor ya? Evlat bizim başımıza gelen şeyleri konuşması da zor, yaşaması da. Nedense hayattan zor sorular bize çıkıyor. O yüzden söyle ne söyleyeceksin? Çaylar da geldi. Sağ ol. Afiyet olsun. Bu sefer hiç konuşmadan direkt çıkıyorum. Bunun için de sağ ol. Gördünüz değil mi hocam? Aynı tavır bu. Eli burada. Bize. Afiyet olsun. Söyle. Biz ablamla görüşüyoruz.
birden çıktı karşıma işte. Ne? Nehir'le? Ne zaman? Geçenlerde işte. İyi mi? O iyi mi? İyi. Çok iyi. Neden bana söylemedin? O istemedi çünkü. Konuşmamı da o istedi. Ha. Git konuş ve peşimi bıraksın dedi. Seni görmek istemiyor çünkü. Nedenini de söyledi mi? Senin yaptığını düşünüyorum. Ben bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim yarın sabaha kadar Tekin'i bulup adamın birine teslim etmem lazım. İşlerim var benim. Başımda namlu, burnumda benim ablamın kokusuyla geziyorum ben. Sen de benim hayatımı hiç kolaylaştırmadın. Kolaylaştırmıyorsun da. Sen bilirsin. Senin manitanda ne yapar, ne eder, nereye gider bu kadın? Menfaatin neredeyse oraya gider bu kadın. Doğru söze ne denir? Lan bırak edebiyatı. Bana bir yer söyle, bir adres ver. Ya kuaför olur, ne bileyim en yakın arkadaşı kim mesela? Hani herkesin bir favori kankası vardır değil mi? Bakın. Ben bu kadın yüzünden bu hale geldim. Hayatımı bitirdi ben. Bakın o koca Sırat sıcaktan geriye kalana. İşte bu enkaz Aleyna'nın eseri.
Aleyna'nın yerini biliyor olsaydım yine kimseye söylemezdim. Söylemezdin. Niye? Seviyorum çünkü. Seviyorsun. Hı. Hala. Hala. Hatta belki eskisinden de fazla. Deli misin kardeşim sen? Ulan bu sevda işi insanları ne hale çeviriyor? Ben anlamıyorum bunu ya. Ya kadın dünya savaşları çıkarıyor. Kimin hayatına girse içine ediyor. Ve sen hala seviyorum diyorsun öyle mi? Öyle. Nusret. Aslında elimde bundan başka... Bu aşktan başka bir şey de kalmadı. Allah Allah. Başka bir şeyim de kalmadı zaten. Yani ne var, ne var bu kadında? Hele onu söyle bana. Ne olacak? Bütün uyuşturucularda olan şey. Ne o? Zehir. Zehir mi? İnsanın aklını başından alan bir zehir. Senin aklını da fikrini de sen. Senin bir kalbinin olduğunu, bunun da hepsini bir karıya kaptırdığını bilmiyordum. Kendine iyi bak abi. Para içinde, telefon içinde. Ben dedim ama biliyor musun? Sıratın kıyısında, köşesinde vardır bir şeyler. Ha? Nereye gideceksin? Bilmem. Uzaklara. Kimle gideceksin? Kiminle mi? Kimseyle. Tek başıma. O kadar güzel yalan söylüyorsun ki Aleyna. Necmi'yle gideceksin değil mi? Bana hep şeyi sorardın. Beni seviyor musun Sırat? Bir daha söyle falan. Ama bana inanmazdın. Bildiğim halde yardımcı oluyorum sana. Ve bunu yaptığım için kendimden tiksiniyorum. Ama insan engel olamıyor. İnsan yüreğine engel olamıyor. Sen böyle yüreğin. Ah be Sırat. Biraz daha uğraşsan. İnsanları öldürmesen falan. Neredeyse iyi bir adam olacaktın.
kapatacağım. Bir saat sonra oraya gel. Müesseseden. Sağ ol ama yesim yok. Niye ki? Ne bileyim. Ayrıldınız çok şükür. Sevineceğin şeye üzülme yavrum. Hazır mısın peki? Sınava yani. Hazırım ama. Ama ne? Villada işler çok karıştı. Azem Hoca'yı öğrendiler. Bizim patronlar. Gerçek kimliğini yani. Öyle mi? E'si? Kovdular işte. Yalancının mama. Tam da şey oluyordu. Piraye Hanım'la Azem Hoca'nın arasında duygusal bir durum vardı yani. Vay. Sizin villada ne dedikodular varmış öyle. Adamcağızın da hiçbir işi rast gitmiyor. Hoş. Hepimiz öyleyiz ya. Ben hocanın öyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Ben de. Bilemiyorum. Buna inanmak istiyorum. Ama kafam biraz karışık. Evet. Hepimizin kafası biraz karışık. Ama sen kafanı toplayacaksın. Ve bu sınavı kazanıp buradan kurtulacaksın. Anladın mı? Anladım Bingöl teyze. Hadi şimdi tatlını ye. Yarın da gelmeyecek. Evet. Sonunu da söylemen gerekecek. Nasıl söyleyeyim Sibel? Tam sınav arifesinde. Evet, haklısın, olmaz kesinlikle. Cenk geldi, ben gideyim. Şu an gerçekten kaldıramayacağım. Kurtar kendini hadi. Aşk Gito, nasılsın? Gelcim. Ay aşk it o ne ya aman. Canikom. Ne haber Cenk? İyiyim. Yardım edeyim mi sana? Olmaz. Bu benim görüm. Baksana ne kadar güzel çıktılar. Harika görünüyorlar. Çok güzel. Biraz daha toparladın mı kendini? Yani. Şok ben. Yani nasıl bir şok ya? Yani aklım çıktı ne yalan söyleyeyim. Acayip bir durum değil mi ya? Acayip bir durum. Yani adam evde elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Yani her yere götürdü konu. Yani tekneye bile bizimle beraber geldi. Ya, inanılmaz ya gerçekten. İnanılmaz bir şey. Ya insanın aklına gelir mi ya? Her şey gelir. İnsanın aklına bu gelmez ya. Adam karısını öldürmüş bir katil. Cenk. Söyle canım. Başka bir şey konuşabilir miyiz lütfen? Tabii ki, tabii ki, tabii ki hayatım. Hatta hiç konuşmasak da olur. Tamam, tamam. Bu konu konuşulmayacak o zaman. Ama sana bir şey söylemek istiyorum. O geceyle ilgili. Yani o gece derken o gece değil. Yani benim evlilik teklif ettiğim geceyle ilgili. Haklısın biraz. Yani sürpriz yapmak için aceleci davranmış olabilirim. Bir de o adamın yani böyle
seni yani aklını çelmek için bir şeyler yaptığını inan tahmin etmedim. Ya, şüphelendim gerçi aslında ama. Cenk, ne olursun ha? Tamam, bundan sonra o katille ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz. O, konu kapandı. Ama sen niyetimin ciddi olduğunu anlamışsındır diye düşünüyorum. Hazır olduğunda sen de o adımı atarız. Ya tabii sen de istersen. Tamam. Cenk, anladım. Oh be. Vallahi rahatladım. Gerçekten rahatladım. küçük bir şey daha var yalnız. Ne? Bekle. Hemen geliyorum. Nereye gidiyor olgucuk? Ne bileyim ben. Elindeki ne ya? Aa. Dünya küresi. Ey Allah'ım ya. Ya Rabbi. Evet. Aşkımı muhteşem bir tatil yerine götürmek için plan yaptım. Hadi şimdi önce çeviriyorsun, parmağa basıyorsun. Tamam mı? Ve dünyanın neresi çıkarsa çıksın seni oraya tatile götüreceğim. Hadi ne yapıyoruz böyle ya? Ne olur yapma Allah aşkına. Biraz rahat ol hadi. Hayatımıza heyecan katalım. Tamam, böyle üzgün üzgün oturmayalım. Hadi çevir. Çevir şunu. Sen çevirmeyeceksen ben çeviriyorum, tamam mı? Çeviriyorum. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim, eğer abuk sabuk bir yer çıkarsa tekrar çevirebilirim, tamam mı? Bir de şansım Zanzibar'da ya, çevirip bir de Zanzibar çıkarsa abi acayip bir şey olmaz mı? Ya şimdi devamlı Zanzibar çıkıyor, düşünsene. Çeviriyorum. Hazır mısın? Ha? Are you ready? Geliyor. Zanzibar. Yok mu, şaka yaptım. O kadar tesadüf olmaz herhalde. Tekrar çeviriyorum. Dur bakalım. Burayı beğenmedim çünkü. Ağzını burnunu kırdık. Oh, vallahi içim rahatladı ya. Bu adamın kolunu ısırdı. Evet. O yüzden tükürüp duruyorum. Mahallede de hep döverdim çocukları. Erkek dövmek çok hoşuma gidiyor şekerim. Bak. Vallahi ben hiç dövmedim ama çok hoşuma gitti vallahi. Otur bakalım. Ben de eve gittim. Hı. Anamla babamla bir konuştum. Dedim işte ben bir müddet şehir dışına gidiyorum filan. Kendinize iyi bakın. Oğlum sen iyi misin filan dedim. Dedim anne iyiyim ya. Ben neyim olacak? Çok iyiyim ben filan. Öyle kendimce vedalaştım yani. Yarın da işte çiğ köfteciye gideceğim, orada halledeceğim. Hayır Zerre. Ben düşündüm. Yıldız'la da konuştuk. Sana bunu yapamam yani. Gencecik adamsın. Önünde bir hayat var. Yani nasıl bir hayat var bilmiyorum ama var işte yani. E ne olacak o zaman? Kendi işimi kendim halledeceğim. Dilber, sen niye laftan anlamıyorsun ya? Asıl laftan anlamayan sensin Yıldız. Adam eşyalarını getirdi, benim odama koydu. Onunla aynı yatağa mı gireceğim ben bu gece? Gene uyuturuz. Hı? Ne bakıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? He?
Oyun mu oynuyorsun benimle? Ne oyunundan bahsediyorsun sen ya? Benim hayatım söz konusu. Benim değil mi? Benim değil mi? He? Nasıl bırakır gidersin ya beni? Sana gitme dedim Necme. Ne oldu? Ne söylediler? Aleyna'yı getir. Aleyna'yı getir demekten başka ne söyleyebilir onlar? Bak aslında gidecektim. Seni de kurtarmak için kendimden gidecektim. Bak yanlış anlama öyle onlara. Yaptıklarımdan falan pişman değilim ben. Hepsi canavar. Ama sen... Sana kıyamadım işte. Bak ben buyum tamam mı? O vahşi hayvanların arasında hayatta kalmaya çalışıyorum. Ama seni... Bir kez bir adamı sevdim. Biletlerimizi aldım. Parayı nereden buldun? Buldum işte Necmi. Bir arkadaşım var. Hangi arkadaş bu? Bir arkadaş Necmi. Telefon da verdi sağ olsun. Ben zaten Nusret'in kartını almıştım. Ya sen böyle kurnaz, akıllı falan görünüyorsun ya. Hakikaten safın tekisine. O ne demek ya öyle? Nusret o kartı seni takip etmek için vermiş. Belli. Belki de bu saf tarafın yüzünden sevdim seni. Aleyna. Bak beni bir daha terk edip gidersen seni... Söyle tamamla tamamla. Sen kaldın beni tehdit etme. Tamam mı oldu? Gidin barlar, müzik holleri her yere bakın. Kulağı deliklere sorun. Aleyna'yı tanıyan birilerini bulun. Tamam mı? Tamam, tamam. Abi. Tamamdır abi. Tamam. Hadi koçum çabuk hadi. Hadi verin. Açmıyor yine. Nerede şimdi? Otelde mi? Otelin kapısında çocuklar var. Niye açmıyor bu? Kartım onda. İlk harcama yaptığında anlarız nerede olduğunu. Bu iş sarıyor beyler. Ne yapacağız? Bu bize yalan mı söylüyor? Yok canım. Bunu da yapmaz. Yapmaz dediğimiz her şeyi yapıyorsun o zamanlarda. Ha. Aferin. Başımıza ne geliyorsa sizin bu manitacılık hastalığınızdan geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel içeri geçelim. Seni aramayınca bir uğrayayım dedim. İyi ettin. Pek sevinmemiş gibisin. Yok canım. Niye sevinmeyeyim? Artık sevinince surat asıyorsun galiba. Yok ya bu aralar...
İşler biraz karışık da. Niye aramıyorsun? Dedim ya işte işler... Cihan. Lütfen yalan söyleme. Ya Elif. Ben bu aralar berbat bir durumdayım. Kafam da, kalbim de çok karışık. Bir anda aile meseleleri, bir anda... Neyse. Bütün dünya el birliği etmiş, sanki beni boğmaya çalışıyor gibi. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden de seninle ilgilenemiyorum işte. İlgilenmek mi? Ben senin kedin değilim Cihan. Yanlış mı konuştum? Boş ver. Bir ara verelim. Bir süreliğine ben işleri toparlayana kadar. Anladım ben seni. Neyi anladın? Sen tercihini yapmışsın. Babam gibi olacaksın sen de. Bu da bizim son konuşmamız herhalde. Sana suç dünyasında başarılar dilerim Cihan. Bu işin sonunda ya katil olacaksın ya maktul. Keşke sevgilim olsaydı. Kardeşim, biz dışarıda ne konuşuyoruz? Ben anlamıyorum sizi ya. Vallahi billahi anlamıyorum. Aklınızı mı yitirdiniz oğlum siz? Biriniz adamın manitasını kaçırır. Diğeriniz adamın kızıyla... Tamam. Ayrıldık zaten. Bulduk yani kızımızı. Bulduk mu? Yani. Ama gene kaybettik galiba aynı anda. Ne demiş peki Özgür'e tam olarak? Git onunla konuş. Peşimizi bıraksın demiş. Ha. Şu ev, ben evleneceği çocuğun ailesi. Hı. Orası biraz karışık, orada bir sorun var. Öyle geldi bana yani. Benden de bahsetmemiş belli. Hmm. Zaten nasıl bahsetsin? Yani. Onunla bir konuşabilsen. Ya da şimdi dünya dursa. Ben de insem. Öyle bir laf vardı değil mi? Durdurun dünya inecek var. Ne güzel olur. Allah'ım ben müsait bir yerde inebilir miyim? Ha, Nergis geldi galiba. Oo, gençlik buradaymış. Geliyorum. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum. Müjdemi isterim. Hazır mısınız? Ne oldu? Gerçekten müjdemi isterim. Ne alacaksınız bana? Ya şu müjdeyi bir önce öğrenelim de... Ona göre hediyeyi de belirleriz. Bir ayakkabı beğendim. Onu alın. Tamam. Hadi.
Yayıncı Azem'in yazdıklarını okumuş. Çok beğenmişler. Üslubuna falan bayılmışlar Azem. Ne diyorsun ya? Yani basıyorlar mı kitabı? Yani hemen değil de yani bir değerlendirmeye alırız demişler. Sonra da basacaklar herhalde. İyi. Devamını hemen okumak istiyorum demiş adam. Düşünebiliyor musun Azem? Sevinmedin mi? Ya yazmak benim tek ilacım oldu. Yazarak hayatta kalmayı başardım. Ben aslında bir gün birilerinin okuyacağı ihtimalini de hiç düşünmeden yazmasaydım yaşayamazdım. O arada kırık dökük bir şiir kitabım çıktı ama o da büyük ihtimalle şimdi bir sahaf dükkanında tozlu raflarda çürüyordur. O yüzden bu meslek hayatımda aldığım en güzel haber. Şöyle doyasıya sevinmeyi unutmuş olmasaydım şu anda dans bile edebilirdim. Dilber gibi mesela. Sağ ol bir tanem. Gerçek olur ya da olmaz. Romanımın basılma ihtimali bile güzel. Sağ ol. Hatırlayacaksın canım. Doyasıya sevinmeyi yeniden hatırlayacaksın. Çünkü bir gün sen çok ünlü bir yazar olacaksın. Hı? Evet, ya bizim de ünlü bir arkadaşımız olmasın mı yani? Nedir? Hadi kutlayalım bu haberi. Aynen. Ne yapalım? Bir yere mi gidelim? Ya büyütme bu kadar. Çayman idare ediyoruz işte. Büyütülecek bir haber Azem. Evet. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Dur şimdi bir dakika düş. Bir dakika dur. Ay heyecan yaptım ya. Ya benim aklıma aslında bir yer geliyor ama bilmiyorum yani. Söyle neresi? Ne yapıyorsun oğlum? Ya işte dedi ya hani sevinmeyi unutmasaydım dans ederdim. Dilber gibi. Evet. Ha bu dans Dilber mı? Gibi. Ben ördek taklidi yapıyorum sana. Ya şimdi. Bak ya. Evet evet. Akıllı bıdığım benim ya. Pavyona gidiyoruz. Manyaklaşmayın lütfen. Yok ya. Sen sus. Nergis Hoca pavyonda. Allah'ım pavyon göreceğim sonunda. Ben hemen hazırlanıyorum. Kalk, bitti bu iş. Bitti bu iş. Oğlum saçma. Ya ne saçmalayacağız ya? Bak Dilber de çok sevinir. Ben hazırlanıyorum hemen. Nergis benim şey pantolonumu çıkartsana. Pavyoncuymuş bu millet ya. Sen hep gülerdin oysa. Gülüverirdin. Bir bakardım eğilmiş su içiyor gamzelerinden kuşlar. Bir bakardım gözlerinde güneşli ve sıcak iki hurma. Bir bakardım hayata. Ayça'cığım. Gel anne. Ne yapıyorsun tatlım? Kitap okuyorum. Aferin sana. Test çözmekten midem bulandı artık. Haklısın. Ama hazırsın zaten. Bence daha fazla çalışmana gerek yok. Hı? Ayça benim seninle bir şey konuşmam lazım. Adem Hoca'nın sanırım bazı sorunları varmış. Nasıl yani? Özel sorunlar işte. Bir süre gelemeyecek. Gelemeyecek mi? Gelemeyebilir, evet. Niyeymiş o? Bilmiyorum aşkım. Öyle söyledi. Ama sana sınavında çok başarılar diledi. Sınavda yanında olamayacak yani.
Bir daha göremeyecek miyim onu? Bir aşkım görürsün. Tabii yani işlerini şey yaparsa görürsün tabii. Ama bir süre olmayacak. Ne kadar bir süre? Bilmiyorum aşkım. Ama uzunca bir süre. Sen bir şey yaptın ya da bir şey söyledin. O da sana sinirlendi ve ayrıldınız değil mi? Yok. Hayır aşkım. Yok öyle bir şey. Bizim zaten... Hani sen neden böylesin ya? Hep gıcık adamları seviyorsun. İyi insanları hep uzaklaştırıyorsun bizden. Hocam da senin yüzünden gitti, babam da. Nefret ediyorum sanki. Aşkım. Ayça. Anne lütfen odamdan çıkar mısın? Aşkım. Anne lütfen çık. Ne olur yapma böyle. Geliyor yeni bir güne başlamak, gözlerindeki yaşı saklamak, her bedende seni koklamak, acı veriyor. Acı veriyor yeni bir güne başlamak, gözlerindeki yaşı saklamak, her bedende seni koklamak,
acı veriyor. Allah aşkına şöyle bir koklar mısın? Şöyle Allah bir kahretsin. Bu ne ya? Nereye verdin kız bunu? Kara üzümüm. Abi sen Zahir abim sen... Abi sen ne yapıyorsun ya? Hırımı diyorum sen. Özledim ya, seni ya. Hadi ya. Hadi. Allah Allah. Kankacığım tamam. Tamam bir şey yok tamam gitti. Tamam. Dokunup duruyor bu da gelip ya. Pardon ya. Rahatsız ettim. Niye ne oldu ki? Yok bir şey ya. Sen niye gülüyorsun? Hiç. Personelimle Ors'la ilişki kurma. Alo, çıkabilirsin. Doğru da söyle. Bana bir tane limonlu soda, bir de biraz smok getirsin. Bana hava yapma Kamran. Alırım aklını. İnsanın bazı zaafları oluyor Dilber. Yani... Madem müsait değildin beni niye çağırdın abi? Moralim bozukmuş dediler. Kim söyledi? İnsanlar buraya neye geliyor? Eğlenmek için. Sen niye sahneye çıkıyorsun? Eğlendirmek için. Beş karış suratla sahneye çıkıyorsun. Kusura bakma Kamuran abi. Bizim hayatımız seninki kadar eğlenceli değil. Nefsine hakim olmalısın Kamuran. Şair olsam yazamam, tel tel olsam saramam, bam teline vuramam, sen olmayınca. Berduş olsam içemem, mutlu olsam gülemem, seher vakti yesemem, sen olmayınca. Kendim aradım durdum, neyim var garip buldum, sana bir şarkı oldum, hazin besteyim. Zerri ne yapıyorsun sen? Ben ne yaptım gene ya? Böyle kötü oturuyorsun. Millet nesi var deyip duruyor. Ne yapayım, göbek mi atayım? Vallahi biz öyle yapıyoruz. İçimiz kan ağlasa bile çıkıp oynuyoruz. İçimizi belli etmiyoruz millete. Zerre. Sen yapamazsın bu işi. Git Dilber'e söyle. İyi kalpli bir insan bir adam vurabilir mi ya? Sen benim iyi kalpli olduğumu düşünüyorsun. Kalbinde bir şey yok ki. Problem beyninde. Niye böyle bir şeye talep oluyorsun sen? Senin için. Benim için adam vurma Zerre. Adam ol yeter. Yıldız. 11 numara. Tamam geldim canım. Ve işte dükkanın kopacağı an geldi. Hazır mıyız? Vay vay! Vay vay! Eyçe! Haydi bakalım. Evsiz, barksız, kiracı Dilber gelsin. Thank you.
işte. Kafayı tak, dağıtsın hepsi. Aşkın kalpten değil de cepse. Yiyorsa gelme. Dışım hava, içim sanay. Deli gibi sevdim etsine nay. Çağırınca kalbime hadi. Yiyorsa gelme. Dışım hava, içim sanay. Deli gibi sevdim etsine nay. Ön masamı biraz abartmışsınız bence be. Hocamız gelmiş olsun artık o da değil mi? Ben hemen masaya bir şeyler gönderteyim hocam. Kalbim duracak heyecandan. Kavga malı çıkmaz mı burada? Yok ya, bir şey olmaz sana. Ayrıca merak etme. Yanında kocam var ya. Tabii canım. İlk şişeyi her zaman o yer. Bak şimdi. Benim ömrüm çile çekmekle. Seninki selfie çekmekle, aklımı peynir ekmekle, yiyorsa gelme. Hocam hadi, hadi, lütfen, lütfen, ablam, abi, canım ben kimya öğretmeniyim. Kimya öğretmenim, lütfen, lütfen. Ya eğlenme geldi canım. Hadi ne olur, kalk sen kendini ya. Hadi, gel. Aa, Kasım abi, hayatla bırakma, gel. Ben hayatla bırakma, tamam, gel. Tamam, geleyim, tamam. Hadi lan, bahane arıyorsun. Seninki selfie çekmekle. Aklımı peynir ekmekle, yiyorsa gelme. Dışım hava, içim sanay. Deli gibi sevdin etsine nay. Çağırınca kalbime hadi, yiyorsa gelme. Dışım hava, içim sanay. Deli gibi sevdim etsine nay. Çağırınca kalbime hadi, yiyorsa gelme. Hatırmaya mı geldik acaba, hadi ne olursun? Yok yok, imkan. Dışım hocam, hava, lütfen. İçim sanay. Hiç benim daha önce oğlum kendi düğünümde oynamadım. Hadi tamam peki. Israr etmiyorum, tamam. Yiyorsa gelme. Orada benim amcaoğlu karşılayacak. Her şey için yardımcı olacak. Sizin aşiret vardı mı orada? Akraba çok diyelim. Necim orada çok kalmayı istemem. Keşke Çeşme'ye gitseydik. Orada aynı Hindistan'a gitmeyi mi deneseydik acaba? Sıcak bir yere gidelim. Orada yaşlanalım sen. Yani sen yaşanacaksın, benim böyle kalacaksın. Ay çok. Nasıl, beğendin mi burayı? Ben hayatımda bu kadar eğlenmedim.
Bir gelen gidemez. Hocam sık sık gelin, her gece bekleriz. Her gece mi? Biz her gece gelmiyoruz lan. Her gece çok olur. Çok. Müsaadenizle Zahir abi çağırıyor. Müsaadenizle. O adam kocası mı? Maalesef. Ne var? Daha oturacak mısın? He, oturacağım. Niye sordun ki? Hadi gel odamıza gidelim. Sen git gideceğin yere, ben gelmiyorum. Bak İlber, yapma böyle, gel gidelim. Yap lan kolumu. Yapma böyle, gel gidelim. Bırak kolumu. Otur, çek şunu. Adamın yanına gidemezsin. İstediğim yere giderim. Sana mı soracağım? Hadi işine bak. Hadi. Bak geliyor. Gel ya. Gel kızım. Gel yani sen böyle. Ne oldu Gülüm? Bir sorun mu var? Yok bir şey ya. Ben keyfinizi kaçırmayayım şimdi sizin. Zaten bu şahsiyetin her zamanki hali hocam. Dilber bu gece otelde kalmamalı. Tabii tabii. O hayvan da otelde kalıyor çünkü. Bize geliyorsun. Yok ya, ben gelmeyeyim. Ben şimdi boş boş konuşurum. Öyle mi derim sürekli. Devam ya. İlber ya. İtiraz istemiyorum, geliyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben parçalarım o adamı. Bak bu parça pinçik et. Parçalayayım mı? Yok yok yok. Yolarım. Hayır hayır. Otur sen. Otur. Yolarım. Ciğerlerini sürmeyeyim. Sakin ol hocam. Sakin ol. Hocam Allah aşkına. Allah aşkına. Hadi hadi. Bu gece bulamadık. Demek ki yarın sabah işimiz bitti. Yani kusura bakmayın, ben bir süre ortadan kaybolayım diyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Aferin cesur yürek. Karşımızda bu sefer Sırat yok. İster tırsık deyin ama ben nedense zeki olduğumu düşünüyorum. Siz karışmayın. Ben gider teslim olurum. Beyaz da ne yapıyorsa yapsın. Artın. Hadi şimdi götürüp beni Reyaz'a teslim edin. Kız nerede? Gitti. Sevdiğim için kardeşlerimi harcayamazdım. Ama sevdiğime de kıyamazdım. Ben de bu çözümü buldum.
unuttunuz herifi. Birkaç gece üst üste. Ağlanacak halimize gülmek bu herhalde. Biz başka türlü gülmeyi bilmiyoruz ki. Vallahi öyle hocam. Biz zaten neye gülsek bir bakmışız. Acıklı bir hadise. Arıyoruz arıyoruz ama başka bir çare bulamıyoruz işte. O bulduğumuz zannettiğin şey de çare değil. Mutlaka hiç kimsenin ölmediği bir çözüm bulmalıyız. Bu sefer hukuk mukuk işte halledeceğiz. Daha önce de denedik ama. Bir daha deneriz. Bu sefer daha kararlı bir şekilde. Dilber, sen iyi bir insansın. Kötüye kötülükle karşılık verirsen sen de onlardan biri olmaz mısın? Hay ağzınız bal yesin hocamlar, hocalarım. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Biz yapamayız diyorum. Sen merak etme bak, hukuk gereğini yapar yani, sorunu yapar, çözer. Gerçekten mi? Hukuk beni bu adamdan kurtarabilecek mi? Yani tek umudumuz o, çünkü bunun dışındaki her yol felaketten başka bir şey getirmez. Her şeyle üstüme gideceğiz. Seni Erman'a da götüreceğim, konuşacağız yani. Tabii ya. Şey de koruma da verirler. Değil mi? Ya bu sağlayabiliriz bunu değil mi Azem? Tabii canım sağlayabiliriz ya. Ne demek? Aa, biz biricik Dilber'imizi kurda kuşa yem mi edeceğiz burada? Hayır, ne münasebet. Olur mu öyle şey? Ya biraz neşelenelim be. Ha? Hadi biraz neşelenelim ya. Hadi. Dilber, sana bir şey soracağım. Sor abi. Bana şey öğretir misin, şu dansı? Hangi dansı? Ya sen yapıyorsun ya. Bak, bu üç kısmı yapıyorum da hani böyle bir... Böyle bir ya, bunu yap, şöyle bir şey yapıyorsun ya. O nerenin ayısı, o nasıl bir hareket öyle? Aşk olsun Kazım abi ha. Maymuna benzedi ya böyle. Yanlış anlama, o yok, böyle demek istemiyorum. Anlamadım, ya. Anlamadım. Bir öyle bir şey yapınca... Şaka yaptı hareket. Yapacağız da yanlış anlamadım. Ya hadi be Dilber, şu bana bir öğret, göster ya. Ayı mı diyorsun ha? Gel abi. Hadi be. Gel, gel. Aç. Aç. Aç yıldız. Açıyorum aç. Bak ben göstereyim önce sana ne yapacağımı. Göster. Şimdi böyle bir şey, şöyle bir şey yapıyorum. Aşk olsun Kasım abi ha. Ne ya? Ayağı yapamıyorum ben. Bunu yapıyorum da üstü. Heh bak. Bunları yaptık bak. At ayağını öyle. Hop. Böyle. Ha bir buradan al, bir buradan al. Ha. Bunu kıvır, kıvır, kıvır. Ben şu anda göz kanaması geçiriyorum. Ya niye? Hangi belgeseli seyrediyorum ben şu anda ya? Ya sen nasıl istersen öyle olacak. Hamamla nasıl bayılır bu mu? Ne bu? Keşke biraz daha kalsaydın. Aşkın gönlünü alsaydın. O kadar soğuk davrandın ki. Üşüyorsa canımı yaksaydın. Başıma gitsin gidiş o gidiş. Biz bizi seveni sevmemişiz. Nereden vefasız, nereden ayız. Bulmuş kalbe getirmiş. Aşktan yüreğim çok yanını. Sevgiyi üfleyerek yaşadım. Hey. Yatmadan önce bir şey diyecektim de. Söyle. Özür dilerim. Son zamanlarda sana kötü bir şekilde davrandım. Halbuki sen benim için bir sürü kavgaya karıştın. Bir sürü şey yaptın. Keşke bu kadar iyi olmasanız. Sen, Kasım abi, Nergis abla.
Böyle olmasaydınız sizi... Seni unutmak daha kolay olabilirdi. Gel buraya. Kimse kimseyi unutmayacak. Merhaba. Hayattaki çirkinliklerin seni çirkinleştirmesine izin verme. Sabırlı ol. Bulacağız bir çaresini. Sağ ol Hasan. Her şey için. O zaman şeyin yanına Yıldız. Tamam. İyi geceler. Sana da. Ne tatlı insanlarmış ya. Yalnız bir şey soracaklar diye ödüm patladı. Niye? Ne soracaklardı ki? Onlar hoca kanka. Her an soru sorabilirler yani. Selam. Merhaba Zez. Selam. Ben hazırım. Tabanca yanında mı senin? Yanımda. Şimdi çiğ köftecidedir. Sen ver bana tabancayı da ben gideyim orada sıkayım, bitsin gitsin artık şu iş. Sizinle de bir vedalaşalım. Kim bilir bir daha ne zaman görüşürüz, Allah bilir. Gerçi görüşe gelirsiniz değil mi? Yok. Gelmeyiz. Nasıl ya? Çünkü biz o işten vazgeçtik. Vaz mı geçtiniz? Hı hı. Biz kötüyle kötü olamayız Zerre. Kanuni yollarla sonuna kadar savaşacağız. Öyle şey yapacağız bu işi yani. Azem beni emniyet müdürüne götürecek biliyor musun? O yanımda oldu mu bana hiçbir şey olmaz. Diyorsunuz ha? Hı hı. Öyle diyoruz. Sen de böylece kurtulmuş oldun işte. Tabii ben kafaya koymuştum bu arada. Sağ ol Zerre. Yani benim için böyle kendini ortalara atman. Bu fedakarlığını hayatım boyunca unutmayacağım. Unutmam bak, biliyorsun. Sana, size benim canım feda. Gülünce de bir güzel oluyor köfte hor. Bir daha desene kız. Zerre. Kurban olayım bir daha de. Hemen de gevşer. Hemen. Güzel mi oluyorum gülünce? Artık hep güleceğim o zaman. Artık ağlamak yok. Çok güzel oluyorsun gülünce tamam. Dedirttin ya. Dedirttim valla. Neşen de yerinde tabii. Tabii. Zerre tamam.
Neredeydin lan dün gece? Sana ne lan? Bu herifle mi gittin? Şimdi gittimse gittim, sana mı soracağım? Oyun mu oynuyorsun? Lan benim lan! Oyun mu oynuyorsun lan? Bırak beni! Bırak! Annem bir soracağım! Bırak! 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 Doğum günün kutlu olsun anne. Doğum günün kutlu olsun anne. Sana müjdeli bir haber vermeye de geldik aslında. Ablam evleniyor anne. Keşke sen de thank you.
Kızım. Dağlar mı yazdın, sular mı yazdın, rüzgar mı yazdın, tez unuttun beni. Dağlar mı yazdın, yazdın, rüzgar mı yazdın, sular mı yazdın, tez unuttun beni. Gelmedin.